Merhaba değerli izleyiciler, ben Süha. Geçen videomuzda özgür iradeyi tartışmıştık. Bugün ise daha da derin sulara dalıyoruz. Bilinç. Şu an bu videoyu izlerken kendinizin farkında olmanız, düşüncelerinizi düşünebilmeniz. İşte tam da bu deneyimin kendisi bilincin gizemli doğasını oluşturuyor. Düşünün ki şu an milyarlarca nöron beyninizde elektrokimyasal sinyaller gönderiyor. Peki nasıl oluyor da bu biyolojik aktivite, öznel deneyime yani bilince dönüşüyor? Bu soru felsefeci David Chalmers'ın bilincin zor problemi olarak tanımladığı şey. Sabah aynaya baktığınızda kendini bilen, düşünen, hisseden bir varlık görüyorsunuz. Peki bu ben dediğimiz şey nereden geliyor? Beynimizin neresinde? Ya da belki de yanlış soruyu soruyoruz. Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım derken bilinci varlığımızın temeline koydu. Ama modern nörobilim, bilincin sandığımızdan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Belki de Hume haklıydı. Ben dediğimiz şey sadece deneyimlerin bir demeti mi? Bilincimiz sürekli değişiyor. Uyanıklık, rüya görme derin uyku, meditasyon hali, hipnoz, psikedelik deneyimler, koma. Her biri bilincin farklı bir halini temsil ediyor. Peki hangisi gerçek ben? Modern beyin görüntüleme teknikleri bilincin nöral bağlantılarını gösteriyor. Default Mode Network, yani varsayılan mod ağı, öz farkındalıkla ilişkili. Meditasyon yapan Budist keşişlerin beyin taramaları bilincin değiştirilebilir doğasını ortaya koyuyor. Peki ya yapay bilinç? Bir bilgisayar ne zaman bilinçli olur? Turing testi yeterli mi? Çin odası düşünce deneyini hatırlayalım. Anlamak ile simüle etmek arasındaki fark ne? Roger Sperry'nin split brain deneyleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Beynin iki yarım küresi ayrıldığında sanki iki farklı bilinç ortaya çıkıyor. Peki ben dediğimiz şey gerçekten tek mi? Penrose ve Hameroff'un orkestre edilmiş nesnel indirgeme teorisi bilinci kuantum seviyesinde açıklamaya çalışıyor. Mikrotübüller içindeki kuantum olaylar bilincin kaynağı olabilir mi? Günümüzde teknoloji bilincimizi nasıl etkiliyor? Sürekli telefona bakmak, çoklu görev yapmak, sosyal medyada gezinmek. Bilincimiz parçalanıyor mu? Bilinç teorileri. Materyalizm. Bilinç sadece beyin aktivitesidir. Dualizm. Bilinç ve madde ayrı şeylerdir. Pampsişizm, bilinç evrenin temel bir özelliğidir idealizm. Madde bilincin bir ürünüdür. Freud'un buzdağı metaforu hala geçerli. Bilincimiz buzdağının görünen kısmı sadece. Peki ya altında yatan devasa bilinçaltı? Blindsight fenomeni, görme korteksi hasar görmüş insanların göremediklerini söylerken doğru tahminler yapabilmesi. Bilinçsiz algı mümkün mü? Bilinç neden evrimleşti? Hayatta kalma avantajı ne? Diğer canlılar bilinçli mi? Bir köpek ne kadar bilinçli? Ya bir karınca? Bilinç araştırmaları pratik uygulamalar sunuyor. Koma hastalarıyla iletişim, yapay zeka etiği psikiyatrik tedaviler, meditasyon ve mindfulness anestezi teknikleri. Belki de bilinç, evrenin kendini tanıma çabası. Belki de hepimiz kozmik bilincin farklı yansımalarıyız. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilincinizi nasıl deneyimliyorsunuz? Rüyalarınızda kimsiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve belki de şu an bu videoyu izleyen siz, bir saniye önceki sizden farklısınız. Bilinç, belki de sürekli yeniden yaratılan bir yanılsama. Görüşmek üzere.